Dışişleri Bakanı Antony Blinken çarşamba günü Tel Aviv'de Hamas'ın elinde bulunan İsrailli rehinelerin yakınları ve destekçileriyle bir araya geldi. Blinken, İsrail-Hamas savaşının Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısıyla başlamasından bu yana bölgeye 7. ziyaretini gerçekleştirdi. Blinken rehineleri serbest bırakacak ve Gazze Sağlık Bakanlığına göre yaklaşık 35 bin Filistinlinin ölümüne neden olan savaşa ara verilmesini sağlayacak bir ateşkes anlaşması arayışındaydı. Blinken ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant çarşamba günü Gazze'ye açılan Kerem Şalom Kapısı'nı ziyaret etti. Blinken, İsrail'in Filistinlilere daha fazla yardım ulaştırmak ve ateşkes anlaşmasına varmak için önemli tavizler verdiğini söyledi. Blinken, dünyanın Hamas'ın masadaki anlaşmayı kabul etmesini beklediğini söyledi. Hamas bu anlaşmayı kabul edip etmeyeceğine ve Gazze'de önemsediğini iddia ettiği insanların durumunu gerçekten iyileştirip iyileştirmeyeceğine karar vermelidir gecikme için zaman yok. Ancak Blinken İsrail, Ürdün ve Suudi Arabistan'a yaptığı yoğun ziyaretlerin ardından ateşkes anlaşmasına dair herhangi bir gelişme olmadan Amerika'ya döndü. Gözlemciler muhtemelen Gazze'deki savaşı sona erdirecek bir anlaşma karşılığında İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini içeren daha geniş bir anlaşmayı da bekliyordu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bir rehine anlaşması için savaşı sona erdirmeye istekli olmadığını söyledi. En az 1 milyon Filistinlinin evlerini terk ettiği Gazze'nin refah kentine yapılması planlanan operasyonun ateşkes olsa da olmasa da gerçekleşeceğini söyledi. Analist Brian Katulis, VOA'ya Blinken'ın bir ilerleme sağlayamadığı yorumunu yaptı. Ancak bence buradaki asıl engel Başbakan Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümetinin bir Filistin devletine şiddetle karşı çıkan sesleri barındırıyor olması. Suudiler de Gazze'deki savaşta mümkün olan en kısa sürede bir ateşkes görmek istediklerini açıkça belirtti. Ayrıca Filistin devletinin kurulmasına yönelik bir taahhüt görmek istiyorlar. Katulis geçen hafta Suudi Arabistan'da olduğunu ve Washington'la Riyad arasında bir savunma paktı ya da diğer ikili anlaşmalar konusunda epey ilerleme kaydedildiğini ancak İsrail ile daha geniş kapsamlı bir anlaşma konusunda ilerleme kaydedilmediğini belirtti.